Sayın seyirciler, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest kapılarını açtı. Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen festivalde yerli ve milli araç TOGG da boy gösterdi. İşte ziyaretçileri bekleyen sürprizler. Kapılar sabah saatlerinde açıldı, zaman ilerledikçe yoğunluk arttı. Heyecanla beklenen Teknofest 7'den 70'e ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Dünyanın hızla değiştiği bu çağda dönüşümün ve ilerlemenin en büyük rüzgarının teknoloji olduğunu görüyoruz. Bugün yüksek teknoloji geliştiren Türkiye hayalimizi yarışmalarımıza başvuran 200 binden fazla genç ve tüm milletimizle paylaşıyoruz. Tam bağımsızlık yolculuğundan, milli teknoloji hamlesi idealinden, Türkiye'yi her alanda lider ülke yapma hedefinden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen festival İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor. Etkinlik alanındaki açılış gösterilerine polis helikopterleri damga vurdu. O anlar nefesleri kesti. Savunma sanayinin önemli firmalarının yanı sıra yerli ve milli yazılım üreticileri de Teknofest'te yerini aldı. Şu aşamada öncelikle arama motor teknolojilerinde bir yatırımımız var. Yakında bunu duyuracağız. Bugün sürü insansız araçlar, savaş uçakları, metaverse dünyalarındaki avatarlardaki search and find yani ara ve bul gibi konularda geleceği olan ve bizim bugünden yatırım yapmamız gereken, patentleri almamız gereken bir teknoloji. Biz burada taşın altı elimizi koyduk. Arama ve bulma teknolojileri sağlık alanında da, sanayide de, savunma sanayinde de, tüketici alanda da her yerde geniş kullanım alanları olan bir teknoloji. Birbirinden farklı sürprizlerin ve yarışların olduğu festivalde Akıncı, Aksungur, insansız hava araçları, Gökbey ve Atak helikopterleri, Bayraktar TB2 ve Hürkuş gibi savunma sanayi araçları sergileniyor. Türkiye'nin otomobili TOGG'da Teknofest'te görücüye çıktı. 450 bin kişinin aynı anda bulunabileceği festival alanına salgın nedeniyle kısıtlı bir katılım yapılması planlanıyor. Teknofest 26 Eylül'de sona erecek.